Yahyalı Belediyesi olarak 3194 sayılı imar kanunu 18. maddesi dediğimiz meşhur 18. maddesinin uyguladığımız bir bölgedeyiz şu anda. Tabii belediyeciliğin zor bir kısmındayız. Yol yapmak, kaldırım yapmak kolay ama yeni yol açmak, 18'den yol açmak birazcık doğrusu sıkıntılı. Adeta buraya ameliyat ediyorcasına tabii ameliyatın başarılı geçmesi lazım. Kimseyi üzmeden, dökmeden, kırmadan hizmeti de tabii eşit bir şekilde getirme adına. Ben tabii özellikle buradaki mülk sahiplerine anlayışları için özellikle teşekkür ediyorum. Bize yardımcı oluyorlar. Biliyorum bizden önceki belediye başkanlığı yapmış büyüklerimiz de gerçekten bu manada çok büyük sıkıntılar çekti. Biraz büyük şehirlerde, illerde bu işler kolay ama küçük ilçelerde bu işler biraz daha zor diye düşünüyorum. Ve kendime dua ettiğim gibi bizim ölçeklikteki belediye başkanlarımıza da ben burada özellikle dua ediyorum. Bu işler birazcık zor ama dediğim gibi gönül almadan devam edilirse tadından yenmiyor. Biz tabii kimseyi üzmek niyetinde değiliz. Biz kesinlikle bağcıyı dövme niyetinde değiliz. Üzüm yemek hem de kendi adımızda değil, buradaki yaşayan insanlarımız adına bu güzellikleri yapıyoruz. 18 birazcık ameliyat diye düşünüyorum ben. Kesinlikle ameliyat. Bu ameliyat başarılı geçerse insanlar mutlu oluyor. Yoksa gerçekten sıkıntılar çıkıyor. Ben şunu söyleyeceğim. Burada inşallah tabii kişiye özel bir yer değil. Bunu özellikle belirtiyorum. Altını çizerek söylüyorum. Kişiye hizmet etme gibi bir bizim lüksümüz olamaz. Bizim hizmetimiz tüm buradaki insanlara, oturanlara ve anlayış da şu şekilde. Yani kişiye giderse ben müsaade etmem başkanım diyor. Biz kişiye değil, özel bir apartmanı değil, kesinlikle 18'den yol olan tüm yerleri açmak gayesiyle buradayız. Buradaki bölgeye 18'den bize yol olarak gelen kalan yolları açacağız inşallah. Allah'a hamdolsun Yahya'ya doğalgazımız geldi. Tabii burada kanal sıkıntısı vardı, su sıkıntısı var. Yani altyapı hizmeti gitmeyince tabii buradaki insanlar da bizi sıkıştırıyordu. Başkanım bize hizmet ne zaman gelecekti? Onların da tabii hizmet alma hakkı ama o hizmeti alırken diğer insanları mağdur ederek değil, onların da gönlünü alarak maddi manevi hiçbir zaman mağdur etmeden o hizmeti onlara sunma adına açılacak tüm yolları biz açma gayretindeyiz inşallah.